Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yedi meşalecilerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıklayan nokta nokta farklı bir şiir oluşturmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Altısı şair, biri düz yazı ile ilgilenen topluluk, kuru ve cansız bir memleket edebiyatı yaptıkları için nokta nokta grubunu eleştirmiş ancak onların devamı olmaktan kurtulamamışlardır diyor. Arkadaşlar bakın bu parçada dikkat edecek olursanız samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik derken kimden bahsediyor? Tabii ki arkadaşlar 7 meşalecilerden bahsediyor. Peki 7 meşalecilerin eleştirdikleri kimdi? Sizin de bildiğiniz gibi 7 meşaleciler arkadaşlar 5 hececileri eleştirirlerdi. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru 7 meşalecilerle ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? Öz şiir anlayışını benimsemişlerdir. Evet arkadaşlar, öz şiir anlayışına uygun şiirler kaleme aldığını biliyoruz. O yüzden bir numarayı ele alabiliriz. Özgünlüğü yakalayamamışlardır. Demin de söylemiştik, öz şiir anlayışına uygun şiirler kaleme alması, aynı zamanda beş hececilerin devamı niteliğinde olması bu seçeneği de doğru kılmıştır. Yani özgünlüğü yakalayamamışlardır. Bu da doğrudur. Bunu da alırız. Şiirleri garip şiiriyle benzerlik gösterir. Bu seçenek yanlıştır. O yüzden bunu elemiş oluruz. En önemli ve sürekli sanatçısı Cahit Zarifoğlu'dur demiş. Arkadaşlar Cahit Zarifoğlu en önemli ve sürekli sanatçısı değildir. En önemli sanatçılarından biri kimdir? Sizin de bildiğiniz gibi Ziya Osman Sabadır arkadaşlar. Diğer önemli sanatçısı da kimdir? Sabri Esat Siyavuşgil'dir. Dolayısıyla 4 numarayı da elemiş oluruz. Geriye kalan 1 ve 2 seçenekleri doğru cevabımızdır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, sanatçının 9 hikayesini derlediği kitaba adını veren ilk hikaye kitabıdır. Eserde sanatçının bir fotoğrafçıdaki fotoğraflara bakarak sahiplerinin hayatları üzerine hayallere dalışı anlatılır. Arkadaşlar, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman adlı eser kimin? Tabii de sizin de tahmin ettiğiniz gibi Ziya Osman Saban'ındır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi 7 meşale grubu veya öz şiir anlayışı içerisinde yer almamıştır diyor. Yaşar Nabi Nair, arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi bu nerededir? 7 meşalecilerin içerisindedir. Bunu elemiş oluruz. Asaf Halet Çelebi, bu da öz, saf şiirin içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Cevdet Kudret Solo, bu da arkadaşlar yine 7 meşalecilerin içerisinde yer alır. Bunu da elemiş olduk. Sabri Esat Siyavuşgil, bu da 7 meşaleciler içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. İlhan Berk, bu arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi ikinci yenicilerin arasında yer alır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen yazara ait değildir? Şiir, roman, tiyatro, deneme, çeviri gibi birçok türde eser veren sanatçı 1933 yılında çıkarmaya başladığı Varlık dergisiyle adını duyurdu. Günümüzde de hala çıkarılan ve adına ödüller verilen bu dergi edebiyatımızın en uzun soluklu yayını olmuş, dönemin genç sanatçılarının tanınmasında büyük rol oynamıştır. Arkadaşlar, Varlık Dergisi kimindir? Varlık Dergisi aynı zamanda Onar Mısra, Kahramanlar, Bir Kadın Söylüyor, Adem ile Havva adlı eserlerinde sahip olan Yaşar Nabi Nair'e aittir. Peki, Onar Mısra, Yaşar Nabi Nair'in İnkılap Çocukları yine Yaşar Nabi Nair'in, Sevi Çıkmazı Yaşar Nabi Nair'in, Kahramanlar Yaşar Nabi Nair'e aittir arkadaşlar.
Danyal ve Sara adlı eser ise yine sizin de tahmin ettiğiniz gibi Cevdet, Kudret, Solo'a aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluğudur. Doğrudur. Çıkardıkları Meşale dergisi çevresinde bir hikayeci Kenan Hulusi Koray, altısı şair toplam yedi sanatçı her daim orijinallik peşinde koşmayı hedeflediler. Edebiyatta canlılık, samimiyet ve daima yenilik ilkesiyle hareket edeceklerini açıkladılar. Öz şiir anlayışı ve imgeye savaş açan topluluk, şiirlerinde sosyal ve siyasi meselelere eğildiler. Ancak özgün bir yazım oluşturamayıp kısa sürede dağıldılar. Arkadaşlar bakın, bu ifade de doğrudur. Fakat 4 numaralı ifadeye baktığımızda 7 meşaleciler öz şiir anlayışına uygun ve imgeli şiirler yazdığını görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Peki bunu yapan kimdir? Bunu yapan da arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi toplumcu gerçekçilerdir. Dolayısıyla 4 numarada bilgi yanlışı yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yedi Meşaleciler grubundan olan sanatçı, topluluğun hikayeyle uğraşan tek ismidir. Diğer sanatçıların şiirde aradığı yenilik ve canlılığı o da hikayelerinde uygulamaya çalışmıştır. Bahar Hikayeleri, Bir Yudum Su gibi hikayelerinin yanı sıra Osmanoflar adlı bir de roman kaleme almıştır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Osmanoflar adlı eser en ünlü eserlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda bu sanatçı Cumhuriyet döneminde korku türünde eserler veren ilk sanatçı olarak bilinmektedir. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi 7 Meşaleciler içerisinde yer alıp topluluğun hikaye yazan tek ismi olan kişi Kenan Hulusi Koray'dır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru, numaralanmış ifadelerden hangileri Fecrati topluluğu ile 7 Meşalecilerin ortak özellikleridir demiş. Bir bildiriyle edebiyat dünyasına girmeleri. Arkadaşlar Fecrati topluluğu edebiyatımızda ilk bildiri yayınlanan edebi topluluk olarak bilinmektedir. 7 Meşaleciler de Cumhuriyet döneminde bildiri yayınlayan ilk edebi topluluktur. O yüzden bu doğrudur, bunu alabiliriz. Kendilerinden önceki anlayışı eleştirmeleri. Evet, Fecraticiler kimi eleştiriyor arkadaşlar? Yine sizin de bildiğiniz gibi Servet Fonuncuları. 7 Meşaleciler ise yine sizin de tahmin ettiğiniz gibi 5 hececileri arkadaşlar eleştirmiş oluyorlar. Bu da doğrudur. Bunu da ele alabiliriz. Sade bir dil kullanmaları. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü 7 meşalecilerin dili sadedir, doğrudur. Fakat fecraticilerin dili ağırdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Farklılık oluşturamayıp eleştirdikleri topluluğun devamı olmaları. Fecraticiler Servet Fuhu'nun devamı olurken 7 meşaleciler de 5 hececilerin devamı olmuştur. Bu da doğrudur. Bunu da alabiliriz. Dolayısıyla da 1, 2 ve 4'ün yer aldığı E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 9. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Ayraç içindeki eser ile uyuşmamaktadır? Cevdet Kudret'in denemelerini topladığı önemli bir eseridir. Dilleri var, bizim dile benzemez. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Vasım Mahir Kocatürk'ün edebiyatımızın ana çizgilerini ortaya koyduğu eseri de Türk Edebiyat Tarihi adlı eseridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kenan Hulusi Koray bu romanında bir Türk ailenin 20. yüzyılın başlarında yaşadığı etnik sıkıntıları ele alır. Osmanoğlu adlı romandır bu. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Anı otobiyografi karışımı eserde Necip Fazıl dönemindeki sosyal ve siyasi olaylara değinir. Kafa Kağıdı adlı eserdir. Sanatçının kendi hayatını anlattığı otobiyografik bir eserdir. Bu da doğrudur. Bunu da ele almış oluruz. Ziya Osman Saba'nın bireysel temalı ve hece ile yazdığı şiir kitabıdır. Odalar ve Sofalar demiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Bu eserin adı nedir? Yine sizin de bildiğiniz gibi Sebil ve Güvercinler adlı eserdir. Ayrıca Odalar ve Sofalar adlı eserde yine sizin bildiğiniz gibi Sabri Esat Siyavuşgil'e aittir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
10. soru. Yukarıdaki dizelerden hangisi ya da hangileri yedi meşaleciler şiir anlayışına uygundur demiş. En son şarkılarını dağıtarak rüzgara, beyaz boyunlarını uzattılar taslara. Düşünme, arzu et sade, bak böcekler de öyle yapıyor. Bu ülkede bir düzendir, tutturulmuş, gidermiş. Arkadaşlar bakın, ülkedeki düzeni eleştirdiğini görüyoruz. Eleştirenler kimdir? Sizin de bildiğiniz gibi sistemden rahatsız olan toplumcu gerçekçilerdir arkadaşlar. O yüzden 3 numarayı elemiş oluruz. Düşünme, arzu et sade, bak böcekler de öyle yapıyor ifadesinden. Bunun da sizin de bildiğiniz gibi yine garipçilere ait olduğunu görüyoruz. Çünkü garipçiler arkadaşlar serbest ölçüde eserlerini yazmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda eserlerinde günlük dil kullanmışlardır. Bundan dolayı 2 numarayı delemiş oluruz. Fakat en son şarkılarını dağıtarak rüzgara, beyaz boyunlarını uzattılar taslara ifadesi kapalı, imgeli bir anlayışa sahip. Aynı zamanda ahenk unsurlarına da yer verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi ölçü ve kafiyelere de yer veriliyor. Bundan dolayı 1 numarayı alabiliriz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Yedi meşalenin ilke ve görüşlerine en çok bağlı kalan odur diyebiliriz. Şiirlerinin temalarını daha çok doğa, eşya, insan ve insanın doğa ve eşya ile bağlantısı oluşturur. Yer yer sembolizm ve empresyonizmi çağrıştıran söyleşileri vardır. Nazım birim olarak üçlük ve dörtlükleri benimseyen şairimiz hece ölçüsünün değişik kalıplarını kullanmıştır. Şiirlerini tek kitap olan Odalar ve Sofalar'da toplamıştır. Aynı zamanda bir de çeviri kitabı var arkadaşlar, bildiğiniz gibi iki başlı Kartal'dır. Bunun yanında Sait Faik'in hikayelerini Fransızca'ya çeviren kişi de budur. Bu kişi kimdir? Sabri Esat Siyavuşgil'dir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geliyoruz, 12. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Akademik çevrelerin beylik edebiyat haline dönüşen memleket edebiyatına garip şiirinden önceki karşı çıkışlar sözleriyle değerlendirdikleri nokta nokta hareketi nokta nokta gibi şair ve de hikayeci 1928'de başlattıkları bir yenilik hareketidir demiş. Arkadaşlar burada bakın boş gelen birinci yere ne gelmesi lazım? Buraya yedi meşalecilerin gelmesi lazım. İkinci yere de arkadaşlar kim gelir? Buraya da sizin bildiğiniz gibi Ziya Osman Saba gelir. Üçüncü boşluğa da hikayeci demiş. Buraya da Kenan, Hulusi, Koray gelir. Bakın seçeneklere baktığımızda ise yedi meşaleciler Ziya Osman Saba, Kenan, Hulusi olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.